Selamlar en değerli Ben Hür'ün aşiret üyeleri, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Bugün günlerden salı, yani Ken Follis'le Pillars of the Earth oyununun yeni bölümünü çekeceğiz. Geçen hafta ne olmuştu? İnanın hiç hatırlamıyorum. Eğer geçen haftaki bölümü izlemek isterseniz hemen sağ üstten çıkan baloncuğa tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve şimdi lafı daha fazla uzatmadan oyuna geçmek istiyorum. Ama öncesinde bir şey demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Şimdi bu bölümde amacım şu. Bu bölüm tamamlanana kadar, yani bu bölümden baştan sonuna kadar oynamak istiyorum. Bu bölümü tamamıyla bitirmek istiyorum. Hani mesela hikayeyi yarıda kesiyordum ya, öyle bir şey olmayacak. Birinci kitap 1 ile 7'den oluşuyor. Biz 4. veya 5. bölümdeyiz. Zaten birinci kitabı bitirmeye 2 bölüm kaldı. Şimdi eğer bu bölümü bitirirsem 1 bölüm kalacak, bir devam et diyelim bakalım. Evet. Şimdi Tom'a yardım et. Evet, bakın hatırladınız mı? Burada kalmıştık. Tamam, bir Tom'a yardım etmenin bir yolunu bulacaktık biz. Eğer iş arıyorsa Tom nasıl iş bulabilir? Kırık şeylerden bulabilir. Duvardaki çatlaktan bulabilir. Bir saniye. Duvardaki çatlakla alakalı bir şey yapabilir miyim? Kilise dökülüyor. Bununla ilgili bir bilgi alamadım. Aşağıdaki inen merdivenlere bakalım. Burayı anahtarı bizde değildi galiba. Yerinden kıpırdamıyor. Buranın anahtarı şeydeydi zaten. Anladım. Mahzandan ayrılalım. Kase. Bakalım, bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bir kase aldım. Tamam. Bu kaseyle alakalı bir şey yapabiliriz. Boşuna almadık biz bu kaseyi. Mum. Bir saniye. Şu mumu söndürebiliyor muyuz? Üfleye bakayım. Bir tane de mum aldım. Tamam. Şu muma gel bakalım bir. Tamam, demek ki bu mumlardan bir şey olmuyor. Oraya geldik, buraya geldik. Su kasesi. Buradan kaseden su alabiliyor muyum? Su dolu bir kase. Harika. Bir de mumumuz var bizim, değil mi? Şu mumla şunları yakabiliyor muyum ki? Hakikaten yaktım ha. Diğerlerini de yakalım o zaman. Tamam. Bakalım, belki bir aydınlık olur, bir şeyler görebiliriz. Tamam. Şurayı da yak bakalım. Şu anda olayı çözmeye çalışıyorum. Bir şekilde bir olay, bir şey bulmam lazım. Bir ipucu bulmam lazım. Onun peşindeyim. Yukarı çıkan bir kapı. Aa! Bir dakika. Şimdi buraya çıktığım güzel oldu. Aşağı in. Yürü bakalım buralarda neler varmış bir bakalım. Yuva. Oldukça kuru. Islatayım. Bu olmadı. Yakayım. Islatmak olmadı. Yakayım o zaman. Eğer yakarsam katedral çöker. Oğlum. Dur lan. Yuvayı yakacaksın ya. Bir dakika. Tom için bunu yap. Bir şeyler buldum. Eğer yeni bir katedral inşa etmek isterlerse Tom işi üstlenebilir. Ve biz burada kalabiliriz. Yes. Tamamdır. Harika oldu bu. Çatı dışarı çık. Bundan yer çatı iskelesi. Tamam, buldum ya. Oh be. Yaktım. Aşağı in, aşağı in. Harika. Şimdi buradan dışarı çıkmam gerekiyor. Kapı kapalı mı lan yoksa?
Aha. Oğlum kaldım ben burada. Su içeceğim, su içeceğim, dur. Buradan da dışarı çıkamıyorum. Allahu Ekber. Yanıyor. Katedral yanıyor. Tom'a iş bulabiliyorum galiba şu an. Çok duman var. Su içeceğim, su içeceğim, dur. Alev. Suyu dök. Zor nefes alıyorum. Bir dakika. Ne? Havaya ihtiyacım var. Aşağı ineceğiz. Dur lan dur. Aşağı in. Ha. Burada iyiyiz sanki ha. Oğlum buraya kaçabiliriz sadece. Tamam. Biz burayı halletmedik mi? Yukarı mı çık? Dışarı çıkmalıyım. Yukarıya çıkan merdiven. Alev. Çok duman var. Evet, çok duman var. Alev. Bir dakika. Şurada doğru nefes alıyorum. Yukarıya zaten çıkamam. Suya ihtiyacım var. Tamam. Su kasesi. Su dolu bir kase. Belki üst katta nefes alabilirim. Bakacağız. Oğlum zaten yangın üst katta. Dışarı çıkmalıyım dur. Üst kata çıkalım o zaman. Aha biri geldi la. Neler oluyor? Oha. Arkadan gelen hafif bir esinti var. Tamam. Gel şuraya. Öksürür. Duvardaki delik. Ha. Aşağıya in. Bir kayıto in loşre in opera. Ne diyor lan o? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum. Mi Maxima Culpa. Bu sensin. Tanrı ve şeytan adına. By God and the devil. Güler. Bu kim lan? They sent you back Seni geri gönderdiler. To punish Beni cezalandırmak için. I told them we must Onlara repent. Tövbe etmeliyiz demiştim. For what we did to Sana yaptıklarımız you. için. Hepsine yaptıklarımız için. All of them. For my sins. Günahlarım için. Cast Ateşten me göle to at beni. Oo, bu burada kitap okuyor. Kitap yaz, defter yazı yazıyor. Francis, sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim Francis diyeceğim tabii ki. Francis. Francis. Sen manastırımızı terk edeli yalnızca 2 gün oldu. Bu 2 günde epey olay yaşandı. Çaresiz birçok erkek, kadın ve çocuk buraya sığındı. Francis sorumlu değil. Shirin kon tutuklandı. Kalesi psikoposun müttefikleri tarafından ilhak edildi. Evimizi açtığımız insanlar o kaleden geldi. Francis, bunun senin suçun olmadığını biliyorum. Ben kendimi tüm bu olanlardan ötürü suçluyorum. Mektubu bitir. Francis bebekten bahset. Mektubu bitir. Francis'e hiç güvenmiyorum. Bebekten bahsedemem. Her şeyi gizlemem lazım. Umarım bu mektup sen sağlıklıyken eline ulaşır. Kendi açımdan durumu göz önünde bulunduruyor ve ailemiz hakkında bir daha bunun üstüne kafa yormamalıyız. Kararımı verdim ve bir daha bu konu üstünde düşünmek istemiyorum. Sen mektubu yazarken katedral yanıyor. Ken Robert'ın sadece 3 çalışını
okumayı biliyormuş diye biliyorum. Birisi kardeşimmiş. Your brother, Philip. Kardeşin, Philip. Şimdi ne olacak? Pencereyi aç. Hayır hayır hayır. Çık dışarı. Ne? Bu da ne? Aman tanrım. Canınızı kurtarın. Aziz. Aziz'i kurtarmamız gerek. Alevler. Tüm çatıyı alevler kaplamış. Tanrım. Sakın içeri gireyim deme. Adolfus. Aziz'i kurtarmalıyız. Hayır, hayır, girme oraya. Oh, bayağı yanmış ya. Oho, çöktü lan katedral. Sonrası. Keşişler ve mülteciler temizlenirken ben saklanmayı sürdürdüm. Jack. Böylesine devasa bir yapının böyle çökmesini hiç beklemiyordum. Benim gibi cahil bir çocuk yapıyı kolaylıkla enkaza çevirmişti. O an yanlış bir şey yaptığımı anlamıştım. Kimse asla öğrenmemeliydi. Kimse asla öğrenmemeliydi. Tamam. Kiş Philip, bölgeyi temizlettirdim. Güvenli olmalı. İyi iş. Teşekkürler efendim Buldur. Böylece çok uzun bu gecenin sonuna geldik. Çoğu çoktan gitti. Nezaketiniz için size teşekkür ettik. Olan için üzgünler. Merhamet için Tanrı'ya minnettar olmalılar. Kimse yaralanmadı. Kimse ölmedi. 45 kişi ve 11 yeni yetme. Hepsi tamam. Eksik yok. Yok mu? Melis ve Cuthbert mahzen mezardan Aziz'imi kurtardılar. Bu neyin sebep olduğunu biliyor musun? Şeytanın işiydi. Tanrı bizi cezalandırıyor. Biri çatıyı ateşe verdi. Şeytanın işiydi. Ya da belki Tanrı'nın buyruğuydu. Neden öyle söyledin? Kimse bir şey olmadı. Kitapları kurtardık. Aziz'in kemiklerine daha hiçbir zarar gelmedi. Belki de bunun olmasının altında bir sebep vardır. Ne demek istiyorsun? İşte. Sana bir şey göstereceğim. Ne gösterecek la bana? Asa. Söyle bana, ne görüyorsun? Yangından kül olmuş bir katedral, enkaz, şafak. Şafak. Şafağı görüyorum. Evet. Başkeşiş, kilisenizin başına gelenler için üzgünüm. Ama metanetinizi korumalısınız ve de gün doğumuna mı bakmalıyım? Hayır. Yalnızca gün doğumunu görüyorsunuz. Çünkü doğuyu tam doğuya bir kilise gibi. Paranın kalmadığını biliyorum ve insanlara yardım etmek bundan ama tam olarak burada başlayabiliriz. Elimizdeki taşlarla ve yardım etmek isteyenlerle. Pekala, baktığım bu şey nedir? Tom Builder. Yeni katedralinizin koridoru. I see it. Görüyorum. I see now. Artık görüyorum. Ha! İşte bu. Bitirdim. Ve müthişti ya. Gerçekten harika bir sahneydi yine. Geçen hafta da olduğu gibi. Diyor ki, bir katedralin öyküsü, küllerinden doğmak. 5. bölüm. Ateşlerin içindeki adam. Yaptığın şey. Mültecileri almayı kabul ettin. Ölümünden sonra Arnaldus'u gömmeyi kabul ettin. Tom için katedrali yaktın. Philippe, Kingsbridge'de katedralini yeniden yapması için ilham verdin. Harika. Winchester.
Philip Winchester, birkaç hafta önce Psikopos Feller'den bir davetiye aldım. Wyler'ın müttefikleriyle birlikte Winchester'a gidip oradaki kadar Stephen'la görüşecektik. Psikopos, krala yardım ettiğimizden Stephen'ın bize desteğini sunacağından emin görünüyordu. Bu destekle biz de Kingsbride'da katedralini onarabilecektik. Winchester avlusu. Percy Hamling. Percy Hamling, Winchester avlusu. Bishop Whaler. Psikopos Wallen, günaydın. Balıkçı diyor buna. Ali. Winchester, Ali. Bak, orada. Hamlanger. Again, thank you. Kingsbury'daki yardımın için tekrar teşekkür ederim evladım. Asıl biz teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız bugün burada olamazdık, değil mi anne? Elbette. Öyle dikilmesene, yürü benimle ama sakince. Bizi görmesinler. Ah, çocuklar, affedersiniz. Psikopat Henry, geriye sadece bir kişi kaldı. Ha, Philip buraya geldi. İşte burada. Günaydın, Philip, günaydın. Psikopos Henry, bu benim baş kişim. Philip, Kingsbride'de baş kişi, psikoposun. Bugün seninle konuşmana pek gerek yok, Philip. O işi bize bırak. Hayır, bana bırakın, psikopos Henry. Ne de olsa Kral Stephen benim kardeşim. Elimizi çabuk tutalım, kardeşim erkencidir. 6. bölüm. Hamlinger. Stephen, İngiliz kralı, Winchester Kalesi. Acele etmeliyiz. New Forest'ta avlanmaya gitmek istiyorum. İngiltere av kaynıyor. Normandiya ile kıyaslanamaz bile. Bu ülke halen vahşi. Bu bey Waylon Broyd, Kingsbride'de psikoposu. Waylon, seni hatırlıyorum. Daha önce tanışmıştık. Ve Percy Hamling, balıkçı kralım. Percy ve adalete teslim etmişti. Ayrıca önceleri de bana yardımı dokunmuştu. Damarlarında Normandiyalı kanı akıyor. Bugün birlikte avlanmalıyız. Seve seve majesteleri. Bartholomew ise zindandan canlı çıkamayacak. Kral Stephen. Valerian. Hamling, benim yardımımla onu size teslim etmişti. Size karşı kurulan komployu ona ben haber verdim. Ve şimdi de ödüllendirilmek için gelmişsin. Anlıyorum. Kardeşim, Kingsbride'da katedrali yangından kül oldu. Valerian öldü, ödülü kendisi için istemiyor, kilisemiz için istiyor. Anladığım kadarıyla kilisen katedralin onarımını karşılayamıyor. Öyle mi Henry? Krallık da aynı durumda. Benim, daha doğrusu psikopos Valerian'ın bir fikri vardı. Katedralin onarımını finanse etmek için Shiring kontunun topraklarını Kingsbride psikoposuna verebilirsin. Sevdim bu fikri. Ancak Kont'un kalesine alanlar Percy ve adamlarıydı. Psikopos Valerian değildi. Değil mi Percy? Percy. Evet kralım. Bölgeyi o biliyor. Sadık bir kont olacak değil mi? Elbette kralım. Önce Tanrı'ya teşekkür etmelisin. Seni kral yapan Tanrı. Başlama yine Henry. Yapma şunu, yaptığında ne olduğunu biliyorsun. Bu tahta giden yol çok uzun, çok. Doğru kardeşim. Şimdi, ava çıkacağım. Kralım, Shiring kontluğunun geleceği yeniden ele almaya gönüllü olduğun için teşekkür ederim. Kararınız ne zaman... kararınızı ne zaman öğrenebiliriz acaba? Yarın.
Yemi getirin. Adamlara ava çıkacağımızı söyleyin. Philip, Waylon'la konuşman gerekmiyor. Pekala. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Kardeşim, Hayne Brotherwood günah çıkarma ikna etmemi istedi. Günah çıkartmak, Brotherwood'un tutuklanmasının adaletsiz olduğunu inananlara karşı olabilir. Ayrıca kardeşin Hemlig'e verdiği sözden vazgeçmesi ikna etmeye de yardımcı olabilir. Psikopat Henry, Bartholomew'den gelecek bir itirafın bize yardımı dokunabileceğine inanıyor. Yani Henry Bartholomew'un bir itirafta bulunması gerekiyor. Tamam. Harika. Şimdi yeni görevi aldık. 6. bölüme başladık. Ve ben burada bırakmak istiyorum. Niye? Çünkü artık 5. bölümü bitirdik. Bir bölüm bitirecek dedik. Bitireceğiz dedik. Ve şimdi de yeni görevi aldık aslında. Çünkü şimdi aslında bu seçenekler bu bölümü bana verebilir. Bak şimdi bu bölümü aslında şimdi bana veriyor. 6. bölüm başında ESC'ye basıyorum. Bir gelmedi bu bölüm. Yoksa kaydet deyip yükle deyip bu yeni bölümü ben buraya yükleyecektim. Evet şimdi buraya kaydet dedim ve o zaman hadi çıkışa gidelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Neden bu kadar hızlı konuştum? Çünkü kameranın pili bitecek.